Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay, çok güzel bir ekmek tarifim var. Yoğurtlu ekmek yapacağız. 1-1,5 yemek kaşığı kadar ekşi maya koyuyorum. Eğer yoksa taze maya miktarını yarım maya olarak kullanabilirsiniz. Ben 10 gram ekledim ekşi maya kullandığım için. 1 yemek kaşığı dolusu bal ekledim. 250 mililitreden 2 bardak yani 500 mililitre ılık su ekledim. Hepsini şöyle bir karıştıralım öncelikle maya erisin. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Yurt dışında olanlar kuark da kullanabilirler. Ben Türkiye'de kuark yok diye yoğurt diyorum. Aslında ben de kuark kullandım. Daha sonrasında bir çay bardağından biraz eksik, yani yarım çay bardağından biraz fazla 75 mililitre kadar zeytinyağı ekledim. Yine malt ekledim bir tatlı kaşığı dolusu. Varsa ekleyin, yoksa eklemenize gerek yok. Ekmek baharatı ekledim. Daha önce bunu söylemiştim sizlere. Burada da karışık çavdar unu ve buğday unu var. Normal çok amaçlı buğday unuyla çavdar ununu karıştırarak kullandım. 1 kilo un var burada. Çok amaçlı un, 500 gram kadar da çavdar ununu karıştırabilirsiniz. Çavdar ununuz yoksa kepekli un kullanabilirsiniz veya tam tahıllı un da kullanabilirsiniz. Ama o zaman un miktarını bir miktar azaltmanız gerekir. Çünkü içerisindeki tahıllar ve kepek suyu fazla çekeceğinden daha az kullanmanız gerekir. 2 tatlı kaşığı kadar da kaya tuzu veya deniz tuzu veya Himalaya tuzu, bunlardan kullanın lütfen. Normal sofralık tuz olmasın iyotlu. Güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Makinede yoğuranlar artık böyle kabın etrafından soyutlanıyor. Bu şekle geliyor, görüyorsunuz. Tamamen homojen oluyor. En aşağı bir 10 dakika kadar yoğrulması gerekiyor. Kıvamı gördüğünüz gibi akışkanlığı. Ne çok ele yapışan ne de çok sıvı bir hamur hazırlamıyoruz. Görüyorsunuz elime çok fazla yapışmıyor. Yağladığımız bir kabın içerisine bırakalım ve mayalanması için dinlendirelim. 45 dakika kadar mayalandıktan sonra açalım. Tezgaha döküp katlama yapalım. Görüyorsunuz 45 dakika içerisinde ne kadar güzel mayalanmış bile. Katlama işleminden lütfen erinmeyin, üşenmeyin. Gerçekten içi böyle gözenekli güzel bir ekmek yapabilmeniz için katlama çok önemli bir aşama. Şöyle hamuru genişleterek yağ sürdüğümüz bir tezgahta görmüş olduğunuz şekilde katlayalım. Görüyorsunuz baloncukları nasıl hava kabarcıkları doluyor oralara ve bu şekilde de içerisindeki o gözenekler oluşuyor ekmeğin. Şöyle bir toparladıktan sonra tekrar kabımıza koyalım. Bir miktar daha dinlendirelim. Bu katlama işlemini en az 2 veya 3 kez yapmanızı tavsiye ederim. Ben yaptım. Artık mayalanma kabını alıyorum. Güzelce unluyoruz. Arzu ederseniz bir temiz bez serdiğiniz kaba içine biraz un serpin. Ve onun içerisine bırakın. Gördüğünüz gibi bir de ters çevirerek koydum. Alt kısmı üste gelecek yani. Yukarıdaki temiz kısmı alta gelecek. Üzerine de biraz un serp. Bu şekilde de en az bir yarım saat dinlendirelim fırına vermeden önce. Bu aşamada fırını açalım. Tenceremizi de eğer tencerede pişirecekseniz fırına koyalım. 250 derecede. Bir 20 dakika tencereyle pişirirseniz ısınması lazım tencerenin 250 derecede. Fırın pişirme kağıdıyla beraber şöyle ters çevireceğim. Daha kolay alabileceğim için tencerenin içine. Aslında hiç gerek de yok. Ama daha kolay konuluyor. O yüzden kullanıyoruz.
Eğer normal tepside veya direkt fırının içerisinde de pişirirseniz bir yine yağlı kağıdın böyle fırın pişirme kağıdının üzerine koyup güzelce dikkatlice böyle tepsiye koyup onun üzerinde de tabii ki mayalandırabilirsiniz hamurunuzu tepside de 30 dakika boyunca dinlendirebilirsiniz. Üzerine arzu ederseniz çizikler atabilirsiniz ya da o şekilde direkt bırakabilirsiniz fırına. Kapağını da fırında bırakıyoruz. Sıcak olması için, soğumaması için. Şimdi direkt 250 derecelik fırına ekmeğimi sürdüm. Öncelikle bir 15-20 dakika bu şekilde 250 derecede pişirdim. Daha sonrasında tabii ki tenceremi küçük seçmişim. Bir numara büyük olmalıymış 26 santimlik. İçerisine hemen su bıraktım ve kapağını açtım. Daha güzel kabarsın diye. Çünkü kapağa değmişti artık ekmek. Sizler 26 santimlik tencerede pişiriniz lütfen. Döküm tencere bu arada. Eğer çelik tencerede pişirirseniz pişirme süresi biraz daha uzayacaktır. Daha sonrasında fırınımın derecesini 200 dereceye düşürdüm. 15 dakika kadar suyla beraber buharla pişirdim. Daha sonra kapağını açtım ve suyu çıkardım, buharı aldım. Bir saate tamamlayıncaya kadar da ekmeğimi bu şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Testini de yaptım. Tak 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 güzel ses geliyor altından. Ve sevgili eşim sağ olsun makinede benim için ekmeği dilimledi. Kocaman bir ekmek oldu görmüş olduğunuz gibi. Bıçakla dilimlemesi bayağı zor. Dışı çıtır çıtır. İç dokusunu görüyorsunuz. Ne kadar hoş, güzel görünüyor. Yumuşacık. Dışı çıtır çıtır, nefis bir ekmek oluyor gerçekten. Makine sesi sizleri rahatsız etmesin diye sesi açmadım ama burada makineyle doğrarken nasıl çıtır çıtır sesler çıktığını size anlatamam. Denediğinizde sizler de göreceksiniz zaten. Henüz içi ılık, hafif. Ekmeğimizi fırından aldıktan sonra bir mazgalın üzerine, bir telin üzerine bırakalım. En az 1-1,5 saat kadar soğusun. Görüyorsunuz elime aldığımda nasıl form alıyor, ne kadar yumuşak. Ama şu anda daha ılık olduğu için böyle sıkıştırmıyorum. Şöyle güzelce tekrar bir araya koyup bu şekilde yine biraz bekleteceğim bezin üstünde. Hemen torbaya koymayacağım veya ekmek sıcak hamur olur, yeniden buharlanır, o buhar ekmeğinizi ıslatır. Mutlaka lütfen deneyin, hiç pişman olmayacaksınız. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen görmüş olduğunuz videoları da tıklayıp izlemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve tariflerimin web sitemde hep yazılı şekilde bulabilirsiniz. Sol taraftaki logoma tıklayın.